Merhabalar arkadaşlar. Bu videomda sizlere arazide bitmiş bir projede 3 boyuta geçerken kodlandırmayı nasıl yapıyoruz? Onun hakkında bir video çekeceğim. Şimdi böyle bir vaziyet planımız var. Bu vaziyet planında binayı modellemeden, ben şimdi binayı modellemeden kutu şeklinde çıkacağım. 3 boyuta atalım bu vaziyeti. Temizliyoruz ilk önce. Yeni bir AutoCAD sayfası açtım. Şunları silelim. Bana vaziyet kısmı lazım sadece. Burada mavi olan binamızın oturumu. Bu da arsa çizgimiz. Şimdi üzerinde zaten kodlar var. Vaziyet planında 4 kat büyüttüm. Yüz ölçüye gelmesi için. Bunu hemen aslında sadece arazi ve oturum alsam daha iyi olur. Bir de oturum aldık mı? Tamam. Şimdi bunu SketchUp programına çağırıyoruz. AutoCAD formatını seçtik. Bu ismi vermiştik. Ayarlara bakalım. Bir de buradaki ayarlarımızı bir göz gezdirmek gerekiyor. Evet, santimetrede. Tamam. Şimdi evet, bakın AutoCAD dosyasındaki hatadan dolayı bu oturum yukarıda çıktı. Bunu hemen aşağı alıyorum. Aşağıya da şöyle Shift'e basık tutarak bakın aşağı yönde çekiyorum. Şimdi arazi burada. Bunu nasıl kodlandıracağım? İlk önce yüksek kodum neredeymiş ona bakalım. Bakın 0-0 kodu oturuma denk yani yoldan baktığımız zaman sağdaki kısımmış 0-0. Burayı yüksekte tutacağız. Diğer kısımlar buradan daha alçaktaymış. 8 santim aşağıdaymış bakın burası. Arka taraf 34 santim aşağıdaymış oturuma göre. Burada binanın, pardon, arazinin kodlarını vermemişler. Biz de binanın oturumdaki kodları burada kullanacağız. Yani 0-0'ı buradan itibaren yüksek bırakacağım. Buradaki kodları verseydi, buradaki kodlar neyse ona göre yapacaktık. Hemen başlayalım. İlk önce buradaki kod, bakın 8 santim aşağıda. Yani bu kısım 8 santim aşağıda diyor. Ama burası 35 santim aşağıdaymış. İlk önce ben buraya bir saniye ben şöyle burada zaten grup yaptık biz. Burayı 8 santim aşağı indiriyoruz. 8 enter diyoruz. Burayı da birleştiriyoruz. Çok farkı etmiyor aslında ama yine de göstermek amacıyla yaptık. 8 santim aşağıdaymış. Yani burası bu eğimde devam ediyor. Burası da aynı şekilde devam ediyor. Burada binamız varmış. Ben o binamızı şöyle kutu şeklinde modelliyorum. Şu 3 metre kat yüksekliği verdim. Bir grup diyelim. Burada grup yapalım binayı. Bu zemin katı olsun. Üzerinde de büyük ihtimal çıkması vardır. İşte bu şekilde modelli. Tamam, bu bizim binamız. Şimdi oturuma gelecek olursak burada diyor ki 26 santim bu köşe,
Buradan daha aşağıdaymış. Burayı da ben, burayı biz en yüksek nokta bıraktık. Bu da en yüksek noktada, aynı çizgide yani. Burayı 26 santim aşağı indiriyoruz. Burası da, pardon, şu köşe 26 santim aşağıdaydı. Yoldan buradan bakıyoruz. Burası da 35 santim aşağıdaymış. 35 santim de burayı aşağı yapıyoruz. Bu köşeleri birbirleri birleştiriyoruz. Daha sonra arka tarafa geçecek olursak, yoldan baktığımız zaman sol arka 34 santimmiş. Çok da bir fark yok. Yine aynısını yapalım. 34 santim. Sağ arka tarafta 24 santimmiş arkadaşlar. Bakalım şu sağ arka tarafta eksi 24. Yani burada aşağı gösterip 24 santim diyoruz. Tabi bu binamızın bir de bodrumu olacağı için bu kodlar bu şekilde. Ben binanın rengini farklı bir renk yapayım. Daha belli olsun. Pardon, yanlış yere koymuşuz bodrum katı. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Arazimiz zaten burası. Bunu aynı düzlemde araziye götüreceğiz. Ben burada tuz kullanıyorum ama tuz kullanmadan, yani başka bir araç kullanmadan yapalım. Yani bizim arazi sınırımız burasıymış. Burası bizim arazi sınırımız. Arazi çizecek olursak arsa sınırımız burası yani. Yani bunun dışarısı çıkamayız. Şöyle gösterecek olursak. Şimdi normalde bunları ben hep tuz bir araç kullanarak yaptığım için elle yapmak biraz zor oluyor. Evet. Bunu da şöyle yapabilirsiniz. Bakın köşeleri zaten birleştirerek daha kolay oluyor. Gerçi burası yüksekte kalacak. Orayı daha sonra aşağı alacağız. Burayı böyle bağlamıştık. Şimdi her köşeyi bir çizgiyle bağlamamız gerekiyor. Bağlamazsak yüzey oluşmuyor. Araziyi de bu şekilde yapabilirsiniz. Yüzey oluşmadı çünkü burayı da bağlamamız gerekiyor. Şimdi oluştu. Şimdi ben AutoCAD dosyasını buradan silmek istiyorum. Biraz kafa karıştırıyor. Evet. Bunu da bakın yine shift yardımıyla aşağı indiriyorum. Buraya getirdim. Yine arazimi bu şekilde kapattım. Bakın. Eğim bu şekilde. Biraz yakınlaştırmada bir sıkıntı var. Bu pan yapmada. Anlayamadım onu ama. Evet. Şimdi arkadaşlar burası çukurdaymış gibi kaldı. Bakın gördüğünüz gibi. Burayı seçiyorum. Yine shift'e basıp tutup olması gereken kutu buradayken gösteriyorum. Bakın oraya hemen çekti kendisini. Zaten bu kısmı ayarlamıştık. Burada zaten artı kod var. Şu kısım artı 00. Burada sıkıntı yok. Zaten arazimiz bu şekilde eğimli. Burada ne yapacağız? Projeden bakacağız. Yandaki parsel varmış. Bakın burada yol yok. Burada da yol yok. Burada parsel var. Arkada da parsel var. Burada sokak var. Sokağın genişliğini ölçelim. Şöyle 165'miş. Yani bu 1 bölü 200 demiş. 165 çarpı 4 yapıyorum. 6.60. 6 metrelik bir burada yol varmış. Biz o eğimi yakalayamadık. Bunu alalım. Şöyle kopyalayalım biz. 6 metre. Şimdi oldu. Şimdi hemen yan parsellerimizi, yan parselleri modelleyelim. Orası da boşluk görünmesin.
Evet, bu şekilde araziyi oluşturduk. Hemen buradan atamalarını yapalım. Malzemelerini atacağız yani. Bu 2018'i yeni kurdum aslında. Biraz değişiklik olmuş. O yüzden evet, şimdi buldum. Yanlışlıkla yolda boyadık. Yolu hemen düzeltelim. Evet, şurada asfalt var. Tamam. Şimdi normalde burası, yani şu kısım kaldı. O kaldığım kısmını da ayırabiliriz. Ya da profil buldur. Yani şuradaki aracı kullanarak. Sizlerde olmayabilir. Onların da linklerini ben veririm size. Araçları kullanarak kaldırım yapabiliyoruz. Ben buradaki kodlandırmayı nasıl yaptığımı göstermek istedim. Sadece yani kodu, arazideki kodları bu şekilde veriyorum. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bir eksiğim varsa yorumlara yazabilirsiniz. Onları da tamamlamaya çalışırım. Görüşmek üzere.